Resmi rakamlara bakacak olursak 2016 yılının resmi rakamlarında aşağı yukarı 1600'e yakın iş yeri açılmış. 750'ye yakını da kapanmış. Edirne'de son aylarda kapanan iş yeri sayısı artmaya başladı. Kentin en işlek caddelerinden Sarraçlar Caddesi'nde kapısına kilit vuran, camında kiralık, satılık yazısı olan iş yerlerini bugünlerde fazlasıyla görmek mümkün. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İna, resmi rakamlara göre Edirne'de açılan iş yeri sayısının kapanan iş yerinden daha fazla olduğunu. Ancak son yıllardaki ekonomik durgunluk sonucu kentin en işlek caddesinde kapanan iş yerlerinin dikkat çektiğini ifade etti. Alışverişlerin artık eskisi gibi olmadığını kaydeden İna, piyasanın durgun olduğunu, bazı esnafların da ekonomik krizin etkisiyle iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi. İna, terörün ve dövizdeki dalgalanmanın bir an önce bitmesini istiyoruz. Böyle olursa piyasa biraz rahatlar dedi. Rakamlar diyor ki açılan iş yeri sayısı aşağı yukarı bir kat daha fazla. Bizim de bakacağımız resmi rakamlar. Ama kapanan iş yerlerini mutlaka ekonomik olarak değerlendirmek lazım. Çok az kendi sorunlarıyla kapatan vardır diye düşünüyorum. Çünkü bu birlik başkanı olarak esnaflarımıza baktığımızda gerçekten de bu 1-2 yıldır başta terör olmak üzere komşularımızdaki savaşlar, içerideki huzursuzluk mutlaka aşırı etkiledi. Biliyorsunuz dövizdeki sürekli dalgalanmalar da etkiledi insanlarımızı, esnaflarımızı ve bu da tabii piyasalarda durgunluğa sebep oluyor. Dış turizm tamamen durdu. Zaman zaman ulusal bazda haberlere baktığımda verilen rakamlar sanki iyimser bir hava sezdiriyor ama ben de iç piyasaya baktığımızda yani bu işi yapanlardan biri olarak ben de bir turizmci sayılırım hizmet sektöründe olduğum için. Ama biz cebimize baktığımızda o alışverişin neticelerini cepte hissedemiyoruz. Burada da bir gerçek var ki demek ki alışverişler eskisi gibi değil. Son 2 yıldır epey durgunlaştı. Çok alt seviyelere düştü. Bunun nedeni diye düşünüyorum. Tabii bu piyasaların durgunlaştığı dönemlerde eğer esnaf güçlüyse, geride varsa, cebinde varsa, bankada varsa, deposunda varsa o biraz daha işini idame ettirir diye düşünüyorum. Ama yoksa günlük yaşıyorsa, kazancı kısıtlıysa onlar en ufak bir sarsıntıda maalesef iş yerini kapatmak zorunda kalıyorlar. Ve tabii bu arada da iş yeri kapandığında da orada istihdam edilen bir sürü işçi mağdur duruma düşüyor. Ve iş tabii tazminatlar ve ıvır zıvır bu tür şeyler devreye giriyor. Tabii ki işveren bu sefer de daha da çok mağdur oluyor. Allah kendilerine kolaylık versin diyorum ve terörün bir an önce bitmesini her zaman ettiğimiz gibi temenni ediyoruz. Ve dövizdeki dalgalanmaların da bir an önce sabit bir noktaya gelmesini de tabii temennilerden biriyim.